Başladık mı? Başladık. Başladık. İyi güzel. Evet sevgili dostlar, Günel'in hobi kümesinden herkese selamlar, saygılar. Ufak bir temizlik yaptık. Bu da yanlış anlaşılma olmasın. Hint temizliği değil kesinlikle. Bunlar tırmalardı. Celfil zaten çoğu böyle 5, 6, 4 aylık gibi. Şimdi sevgili dostlar, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya lazım olacak olan bir konuyu paylaşmak istiyorum sizlerle. Ben bunun derisini soydum tabii, uğraşmamak açısından, fazla zaman kaybetmemek açısından. Yaklaştır Reci biraz kamerayı. Yaklaş, yaklaş. Arkadaşlar bunun böyle bacaklarını açtık. Şimdi sizlere hem öğrencilerimize de bu konuda güzel bir konuda bir ders vermiş oluruz. Kırması olunca arkadaşlar bunlar et tutmuyor ya kolay kolay. Evet. Bıçakla ayırdık. Sevgili Reji yaklaşırsan eğer. Tamam, konuyu bir bağlama oturtalım. Yaklaştık mı? Görünüyor mu? Her şey görünmüyor mu? Sevgili dostlar, buradan iki tane boru iner. Bakın bu bir soluk borusudur. Ve bu soluk borusu eğer temiz ise hayvanınız sağlıklıdır. Sıkıntı yoktur. Eğer yağlı, çamurlu ise falan zaten o hayvan hastalıklıdır. Temiz falan değildir. Tane tane gidiyoruz şu anda. Bu bir kalp. Hani dövüşlerde ya da başka bir yerlerde falan horoz sırtına sırtına burada boynunun hemen altında. Şu sırt taraftan dayak yediği zaman bu çok hassastır arkadaşlar. Bu da akciğerleridir. Bunlar da karaciğerler. Şimdi arkadaşlar bakın bu karaciğerler nereye yapışık? Hemen hemen şeye yapışık. Bu taşlık dediğimiz bölgeye. Bunları çıkarıyoruz. Evet, şu eşik keseyi bıraktık. Şimdi arkadaşlar bakın, kursaktan bir boru geliyor. Tabii bu daha önceden hemen soluk borusunun yanında bir tane daha boru var. Bunun da aslında sağlıklı ve temiz olması lazım. Kursağa sağlam bir yemek, sağlam bir su, sağlam yani her şeyin çok güzel ve düzgün olması lazım. Yani hayvanın boynunu temiz ve sağlıklı tutmamız gerekiyor. Tabii Hint konusunda bunları konuşuyoruz. Neden? Burası saklı olduğu zaman sağlıklı bir şekilde nefes alır, sağlıklı bir şekilde yemek yer. Yemekler gelir buradan arkadaşlar. Bakın şu taşlığın içine girer. Şu taşlık da buradan her şeyi sindirdikten sonra bağırsaklara verir. Ve bunlar böylece şöyle bir açalım. Koparmadan. Bilgi olması açısından. Şöyle arkadaşlar dolandıra dolandıra. Bakın üniversitede bile bulamayacağınız bir video arkadaşlar. Bakın kendi içerisinde bağırsakların yolları, kolları var arkadaşlar ama çıkıştaki şuradadır. Yani gördüğünüz gibi durum şöyle bundan ibarettir. Kesinlikle üniversiteye ders olacak nitelikte bir video arkadaşlar. Şimdi bunu biz işte burası dışkı kanalıydı. Burası işte taşlığa bağlı olan tarafı. Birazdan buraya. İşte dediğim gibi burası da aynen böyle. Bakın arkadaşlar. Soluk borusunun yanından geliyor kursağa, şu tavuğun hemen göğsündeki. Buradan dönüyor arkadaşlar, taşlığın içine geliyor. Şimdi sevgili dostlar, burada geriye ne kaldı? Sadece horozun dediğim gibi akciğerleri falan. Yani bir horozunuz eğer üstten sürekli sırtına sırtına dayak yiyorsa veyahut da bir horozunuz var sırta 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 sürekli vuruyor ama siz bakıyorsunuz işte çenede sağda solda bir arıza yoktur bilmem nedir. Zannetmeyin ki rakibe zarar vermiyor. Kesinlikle zararı büyüktür. Şurada iki tane şey var. Erkek arkadaşlar gelişmemiş. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.